Senin için doğru mudur bu? Doğru. Şu anda benim 10-15 kutu daha elimi sürmediğim ayakkabılarım var. Yani aynen aynen diyor seyirci ona. Kutuların içinde duruyor. Diyorum ki ay boyum yetmiyor oraya diyorum. Orada küçük merdiven var. İstesem basarım. Çıkarım bakarım. Oradan alayım giyerim. Ay üşeniyorum. Oradan indirmeyeyim de dur gideyim bilmem ne pasajına. Ben oradan bir tane kapayım geleyim bugün diyorum. Ve o kadar hoşuma gidiyor ki. Bunu burada giyeyim diyorum beyazını. Siyahını diyorum İzmir'e gidiyor tüsüreyim. Bunun diyorum kırık beyazını da alayım. Onu da Bodrum'da giyerim. Şortun altına. Yani aynı bir şeyden en aşağı 3 tane alıyorum. Ama burada alışveriş aldığınız satın aldığınızda rahatlıyorsunuz ama. Bayılıyorum. Eve geliyorum, açıyorum paketleri. Nasıl böyle güzel yemek yemişim, güzel bir şey içmişim gibi böyle içiniz mutlulukla doluyor. İçim böyle bayılıyor böyle. Ah ne güzel. Böyle hediyeler almışım, bedavadan gelmiş onlar bana diye. Ay sonu geldiği zaman, ekstreler geldiği zaman eyvah ben bunları nasıl ödeyeceğim? Saçımı başımı yoluyor. Gönül Yazar aslında hepimizde olan bir soruna da parmak basıyor. Çünkü anladığım kadarıyla siz de ekran başında bize ulaştırdığınız mesajlardan anladığım kadarıyla sayın seyirciler bu dertten herkes mustarip bir şekilde. Peki eğer bu bir alışveriş hastalığıysa genetik miras ya da değil. Kadınlar en çok ayakkabı alıyormuş bu arada benim öğrendiğim evet. kadarıyla. Bunun tedavisi nasıl mümkün olabiliyor Ayhan Bey? Tedavisi mümkün çünkü sonuçta bir hastalık veya dürtü kontrol bozukluğu olarak tanımlanıyor veya bağımlılık olarak tanımlanıyor. Tabii öncelikle psikiyatrist veya terapist eşliğinde bunun tedavisi mümkün. İlaç tedavisi var. Artı alışveriş yapma isteğini söndüren, kontrol altına alabilen davranışçı kognitif terapi dediğimiz bir terapi uygulanıyor ki o 5-6 seansta kontrol etme becerisi kazandırıldığında en azından maddi boyutunda sıkıntı olmayabilir. Yani bu bir hastalık. Bunun tedavisi mümkün. Öncelikle psikiyatra başvuracak. Psikiyatrist eşliğinde terapi eşliğinde ilaç artı terapiyle belli bir noktada 5-6 şansı. Alışverişi mi keseceğiz doktorla? Alışveriş, evet tabii doktorla alışveriş keseceksin. Keseceksin ondan benim sonra kredi kartı ekstrelerini. Ben uykumu... Biz alışverişi devam edelim. Program bitince benim ona söyleyeceğim var. Ben 20 senedir uykusuzluk çekiyorum da sonra bu mevzu iş bitince konuşur muyuz? Tabii ki ben onu niyetle tamam, harika. Biz de yeni hasta kazandırdık. Sen süper. Ayhan Bey'in bir hastası var aramızda seyircilerimizin arasında. Alışveriş hastalığı tedavi edilmiş galiba değil mi? Hanımefendi adınız neydi? Mikrofonu hemen verelim hanımefendiye. Sevda. Yakın tutalım mikrofonu. Sevda ismim. Sevda Hanım, siz ne zaman keşfettiniz artık sizdeki alışveriş tutkusunun bir hastalığa dönüştüğünü? Yani şöyle başladı bende. Ben de tabii ki bir takım yani daha çok alışverişte sıkıntılı ve yani moralim bozuk olduğu zamanlarda çok kontrolsüz ve bilinçsizce yapıyordum. Tabii alışveriş süresince o sıkıntıdan mümkün olduğu kadar uzaklaşıp hatta unutuyordum. Fakat sonrasında tabii eve geldiğimde kendi kendime kızıp söylenmeye başlıyor. Çünkü ne gerek var diye. Bu hem beni maddi açıdan hem de manevi açıdan belli bir süre yani rahatsız ediyor. Çünkü gerçekten siz hani bir çift ayakkabıya bile alamayan, gerçekten ihtiyacı olan insanlar varken sizin belki 4-5 çift ihtiyacınız dışında alışveriş yapıyorsunuz. Ben bir süre tabii böyle çok devam etti, çok farkında olmayarak. Daha sonrasında... Nasıl itiraf ettiniz kendinize? Çünkü farkına vardım. Burada sanırım hocam da düzeltsin beni. Herhalde buradaki en büyük problem bunu gerçekten farkına varmak. Çünkü bu beni gerçekten fazlasıyla mutlu ediyordu ama o süreç içerisinde aslında beni mutlu ederken sonrasında aslında çok daha büyük sıkıntılara ve bunalımlara sürüklüyor sizi farkında olmadan. Ben bunu farkına vardım. Ve Ayhan Bey'in kliniğine giderek kendisinden bana bu konuda yardımcı olmasını istedim. Burada özellikle depresyon ve boşluk hissi kadınları alışveriş yapma davranışına itebiliyor. Yani onu soracağım size. Dolaylı yoldan eğer depresyon var artı boşluk hissi ileri boyutta alışveriş de bunu kompanse etmeye veya gidermeye çalıştığı sıkıntısını gidermeye çalıştığı zaman bu sefer ileride yani parayla ilgili kredi kartları ile ilgili daha ciddi problemler olabiliyor. Onun için öncelikle depresyon, ardından boşluk hissine yönelik terapi ve uzun vadede de alışveriş yapma davranışı kontrol eden
Yani aslında bu alışveriş hastalığının altında depresyon ve başka mutsuzluklar, tatminsizlikler yatıyor olabilir. Aynen aynen diyor devamlı Gönül herhalde. Ben tecrübe konuşuyor. Şimdi benim malım mülküm çok dedim ya. Şimdi bunları aldın, ekstreler de geldiği zaman evlerin pencerelerini, kapılarını alın bunları siz. Ben ödeyemiyorum diye demeyemezsin ki mandaya. Ben bir programa çıktım vallahi Sinan Aygün'le. Dedi ki Yasemin, kızım Sinan Aygün'e selam söyleyeyim benden dedi. Senin kulağını bir çeksin bir. Kulak çekmekle olmuyor bu. Bir reklam vardı. Adamın birine bankamatikten para çekerken gömlek giydiriyorlar. Arkadan bağlanan gömlek. Hani biliyorsunuz ne gömleği. Evet. Dedi ki söyle ona o reklamda dedi seni oynatsınlar. Aman efendim. Şimdi ben ne yaptık biz? Ama bu bir delilik değil ama yani öyle algılamamak lazım. Evet. Tabii bu bir zafiyet. Kızım dalga geçeceğim. Ben de işte Sinan Bey'e de olan sevgimizden dolayı annesini de orada işte biraz mahcup etsin falan bilmem ne. Şimdi biz ne yaptık? Bundan 10 gün evvel bir kere zaten bunu yapmak durumundayız milletçe, dünyaca da. Bizim karşı komşumuz var. Çok iyi insanlar bir karı koca. Allah onlardan razı olsun. Kızım geldi eve. Bir anlaşma. Üç nüshar. Yazdı da çok güzel. Yazdı. Ben imza aldım. O da imza aldı. Şimdi komşu evde yok. Bekliyoruz. Çay kahve. Kızımla bekliyoruz. Komşu geldi. Ay geldin mi seni bekliyordum. Ne var bir şey mi vardı? Şahit dedi. Buraya abi şahit imzası atar mısın dedi. Bir de benim vokalistim var. Soha. O da ikinci şahit. Bundan sonra ben size sormadan bir şey almayacağıma onlar dediler ki şerefim üzerine söz veriyorum onlar. Ya. Ben dedim ki Allah'ım peygamberim biz şerefim üzerine söz veriyorum. Biz demek ki ya, bilmeden en doğru konuyu buraya getirtmişiz aslında. Kontrat yapmış sizinle. Üçümüz aramızda yaptık. Eğer ben bunlara karşı hem komşuma hem kızıma kendi bir tanecik öz kızıma bir şey yaparsam yani böyle gideyim bir tane pabuç almışım 65 liraya veyahut 190 liraya o bir şey yazmaz ya. Sana artık izin veriyorlar ya, demek. Ya 150 lira. Bu ne yazar? Gönül yazar. Şimdi. O bir şey değil ama. Alışverişe para lazım de. Bize de. İhtiyacın ötesinde ve ekonomik durumu zora sokacak şekilde alışveriş yapmak bir hastalıkmış. Bunu kesinlikle öğrendik. Gönül yazar yıllarca çok büyük paralar kazanmış. Daha sonra bunların büyük bir bölümünü harcamış. Çok büyük bir bölümünü. Niçin? Yalnız Türkiye yetmedi bana. Ne Fransa'sı kaldı, ne Las Vegas'ı kaldı, ne New York'u kaldı, ne Madison Avenue'su kaldı. Ama biraz işin zorladı değil mi seni bu kadar para benim harcamaya? Benim mesleğim, rekabet mesleği. Sahneye çıkan bir kadınım. Ben ışıklar altında ekmek paramı kazanıyorum. Orada güzel olmam lazım. Şık olmam. Şimdi tabii bu bağımlılıklarımızı bir şekilde haklı çıkarmak için kendimizce birçok sebep bulabiliriz. Yani ama elbette ama doğru. Ama Gönül Hanım yalnız değil. Yani 100 kadından neredeyse 8'inde var bu problem. Yani onun için %8 mi? Mesleğim icabı ama. Ama yani siz zaten hepsi burada o %8'in hepsi burada galiba. İddialı ve farklı olabilmek için tabii bu tür yani problem olabilir. Benim arkadaşım bak ben onun başka bir rengini, başka versiyonunu ben alayım. Ay o almış niye bende olmasın? Yani bu biraz da yani sen kaz gelen yerden tavuğu esirgemeyeceksin. Ama bundan sonra hepimiz bunun bir hastalık olduğunu anladık. Anladık ve şimdi senin artık... Senin şarkına vaktimiz olsun istiyorum. Tamam. Çünkü bir şarkı daha söylemek neden? Gönül yazarı uğurlamayalım. Sahneye alacağız. Ayhan Bey'e çok teşekkür ediyoruz efendim. Teşekkür çok sağ olun. Şöyle geçelim sizinle birlikte izleyelim. Işığı en iyi nerede alıyorum? Sizlere veda ediyorum bir yandan. Burada mı ışığı ya? Sahneye alacağız. Sizlere veda ediyoruz bir yandan. Yarın tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın efendim.